Evet, bildiğiniz gibi bu miningciler yüzünden son dönemde ekran kartları piyasada bulunmuyor. Hiç ekran kartı bulamıyorduk. Bu yüzden de sistem toplamak zor oluyordu. Bunun için geçtiğimiz günlerde bir Apu sistem toplamıştım. Bu videodan sonra da o videoyu da izleyebilirsiniz. Sağ üstte hemen kartı çıkacak. Fakat o videonun altında da diğer videolarımın altında da abi yeni sistem gelsin, güzel bir sistem gelsin diye çok fazla yorum görüyordum. Ve nihayet bugün güzel bir sistemle karşınızdayım. Bu videoda arkamda görmüş olduğunuz Oyuncolik'in hazırlamış olduğu Oyuncolik Supreme isimli hazır sistemi inceleyeceğiz. Evet, şimdi hemen parçalarımızı tanıyarak başlayacağız ama ona geçmeden önce sizin aklınızda kalan birkaç soru oluyor genelde. Ben onları cevaplayarak başlamak istiyorum videoya. Şimdi öncelikle bu sistem bize nasıl geliyor? Gayet güvenli şekilde geliyor. Yani kutuya baktığınız zaman gerçekten güzel bir kutulama yapmışlar. Ben şu anda da ekrana koyuyorum kutulamayı. Yani kargoya verildiğinde herhangi bir sorun oluşacağını düşünmüyorum. Bana da gayet düzenli ve güzel bir şekilde geldi. İçerisini güzelce kaplamışlar. Yeterli bir koruma sağlamışlar. Bunun haricinde sistemi toplayarak mı gönderiyorlar yoksa toplamadan direkt size o şekilde mi gönderiyorlar? Bu tamamen sizin keyfinize kalmış. İsterseniz toplayarak gönderiyorlar, isterseniz de toplamadan gönderiyorlar. Bence toplayarak göndermeleri sizin için daha iyi. Yani evde uğraşmazsınız. Ben sadece videoda görüntü çıkması amacıyla kendim toplamak istedim. O şekilde bana gönderdiler. Ve son olarak da ürünler kutularıyla birlikte mi gönderiliyor yoksa sadece parçalar mı gönderiliyor? Evet, kutularıyla birlikte gönderiyorlar. Arkamda görüyorsunuz zaten kutularını. Sadece işlemciyi kutuyla göndermiyorlar. O da işlemci MPK işlemci olduğu için kutuyla gönderilmiyor. Ama tabii ki bütün ürünler sıfır ürünler. Herhangi bir şekilde ikinci el ürün söz konusu değil. Bir de isterseniz Oyuncolik'ten bahsedeyim. Oyuncolik, Neon1, Trendyol, Hepsi Burada gibi firmalarda satış yapan bir firma. Yine siz ürünlerini inceleyebilirsiniz. İsterseniz internetten sipariş edebilirsiniz. Ya da isterseniz de Ankara'daki mağazalarına giderek elden ürünleri satın alabilirsiniz diyelim. Bu arada küçük bir çekilişimiz var. Onu da hemen anlatayım. Ondan sonra parçalarımıza geçelim. Sistemi bana gönderdiklerinde şöyle içerisinden iki tane mousepad çıktı. Bunları hediye olarak göndermişler. Herkese gönderiyorlar mı bir bilgim yok ama ben bu elimdeki mousepadleri size çekilişte vermek istiyorum. Bunun için de yapmanız gereken aşağıya sistem hakkında bir yorum yapıp Instagram adresinizi yanına yazmanız gerekiyor. Instagram adresinizi yazmazsanız size ulaşamam, o yüzden yazmanız şart. Eğer Instagram'ınız yoksa da herhangi bir mailinizde yazabilirsiniz. Ve bunları kenara kaldırıp sistem parçalarımıza geçelim. Evet, şimdi hızlıca videomuza geçeceğiz ama size güzel bir haberim daha var. Siz bu sistemi aşağıda bıraktığım linklerden satın aldığınızda 1750 TL gibi bir karınız oluyor. Yani siz bu sistemi dışarıda toplamak isterseniz 1750 TL daha fazla vermeniz gerekiyor. 1750 TL'lik bir indirim olduğunu söyleyebilirim. Sistemin bazı parçalarını bedavaya getirmiş oluyorsunuz. Bu da aklınızda bulunsun. Ve gelin şimdi parçalarımıza geçelim. Evet, şimdi sistem parçalarımıza geçtik. Yine her zamanki gibi anakartımıza başlayacağım. Fakat sizi fazla teknik detaya boğmak istemiyorum. Hemen oyun testlerine de ardından geçeceğiz. Anakartımızla başlayalım. Anakart tarafında bu sistemde Asus Prime B450 MK2 versiyonu kullanılmış. Anakartımız Micro ATX bir anakart ve üzerinde küçük de bir aydınlatması bulunuyor. LED bir aydınlatması bulunuyor. Bunun haricinde B450 chipsetli olduğu için de overclock'a müsait ediyor. Bu da aklınızda bulunsun. Ve yine üzerinde 2 tane RAM slotu bulunuyor ve toplamda 64 GB'a kadar da RAM destekliyor bu anakart. Ve yine maksimumda 4400 MHz'e kadar RAM desteği bulunuyor anakartımızın. Son olarak da güzel bir ayrıntı, bir de üzerinde M.2 desteği bulunuyor. Zaten bu sistemde de bir M.2 SSD kullanıldı. İlerleyen dakikalarda ona da birlikte bakacağız. Şimdi geçelim işlemcimize. İşlemci tarafında hepinizin çok yakından tanıdığı bir işlemci olduğunu düşündüğüm Ryzen 5 3600 kullanılmış. Gerçekten güzel ve güçlü bir işlemci. 6 çekirdek 12 thread'den oluşuyor. 3.6 GHz base hızı ve 4.2 GHz de boost hızı bulunuyor bu işlemcimizin ve 7 nanometreye de sahip bu işlemcimiz. İşlemciyi de kenara koyduktan sonra RAM'lerimize geçelim. RAM tarafında Epeizer Panther'in Gold serisi RAM'lerini kullanmışlar. Yine 2x8 olarak çift kanal modül olarak kullanmışlar bu RAM'leri. Toplamda 16 GB'lık RAM'imiz bulunuyor. Bu sistemde 3000 MHz'e kadar çıkabiliyor. Bu RAM'lerde 3000 MHz de güzel bir sayı. RAM'imizi de kenara kaldırdıktan sonra sıra geldi SSD'mize. SSD tarafında TeamMP33 isimli 512 GB'lık bir SSD kullanılmış bu sistemde. Bu M.2 SSD'mizin 1700 MB okuma ve 1400 MB'da yazma hızları bulunuyor. Yani normal bir SATA SSD'ye baktığınızda 3 kat daha hızlı bu SSD. Böyle bir SSD'nin kullanılması da yine güzel olmuş bu sistemde. SSD'mizi de kenara bıraktığımızda sıra geldi ekran kartımıza.
Ekran kartı tarafında burada Asus TUF GTX 1650 ekran kartı kullanılmış. Burada aslında 1650 süper kullanılsa çok daha iyi olurdu. Ama bildiğiniz üzere piyasada ekran kartı yok. Ekran kartı bulamıyorsunuz. Yine bu 1650 de güzel bir ekran kartı. Zaten birazdan oyun testlerinde performansını göreceksiniz. Ekran kartımızın arka tarafında bir backplate bulunuyor. Metal bir backplate. Bunun olması da güzel. Soğutma anlamında başarılı olduğunu söyleyebilirim. Yine ekran kartımızın küçük ve kompakt bir tasarımı bulunuyor. Bunun olması da güzel. Çok büyük ekran kartlarını ben sevmiyorum. Siz seviyor musunuz bilmiyorum. Ama kısa, hafif de kalın bir ekran kartı olduğunu söyleyebilirim. Yine ekran kartımız 4 GB'a 128 bitlik bir ekran kartı. Ekran kartımızın arka kısmına baktığımızda 1 adet DisplayPort, 1 adet DVI ve 1 adet de HDMI girişi olduğunu söyleyebilirim. Ve yine 6 pinlik bir güç girişine ihtiyaç duyuyor bu ekran kartı. Evet, ekran kartımızı da kenara bıraktığımıza göre son olarak kasa ve power supply'a geçiyoruz. Kasa tarafında Frisbee'nin FC9375G isimli kasası kullanılmış. Kasamızın ön tarafına baktığınızda mesh yapıda bir ön tarafının olduğunu görüyorsunuz. Mesh yapının olması gayet iyi çünkü içeriye soğuk havayı çok güzel bir şekilde çekebiliyor kasa. Bunun haricinde kasamız 4x120 mm'lik fanlarla geliyor. Yani 4 tane fanımız bulunuyor bu sistemde. Ve bu fanları arka tarafta gelen kontrolcüyle birlikte, kumandasıyla birlikte kontrol edebiliyorsunuz. İçerisinden şöyle bir kumanda çıkıyor. Bu kumandada neye basarsanız renk ona dönüşüyor. Hatta isterseniz birlikte bir rengini değiştirelim. Hemen şöyle basıyorum. Gördüğünüz gibi kırmızı yaptım, yeşil yaptım. İsterseniz bu şekilde efektlerde yapabiliyorsunuz. Buradan değiştirebiliyorsunuz. Birçok modu ve efekti bulunuyor. Bunun olması güzel. Eğer RGB seviyorsanız bu hoşunuza gidecektir. Yine kasamıza baktığımız anda 6 tane fana kadar destek sunduğunu söyleyebilirim. Kasamız power supply ile birlikte dahili olarak geliyor. İçerisinde yine Frisbee'nin 650 watt'lık 80 plus sertifikasına sahip bir power supply bulunuyor. Bu sistem için gayet yeterli bir power supply olduğunu da söyleyebilirim. Son olarak da kasamızın ön portlarına baktığımız zaman 1 adet USB 3.0 olduğunu görüyoruz. 2 adet USB 2.0 olduğunu görüyoruz. Bunun haricinde kulaklık ve mikrofon için 2 farklı jack girişi olduğunu görüyoruz. Yine aydınlatma için 1 adet buton, reset için 1 adet buton ve power için de 1 adet buton bulunuyor kasamızın ön panelinde. Evet, sistem parçalarımız bu şekildeydi. Şimdi isterseniz gelin birlikte oyun testlerine geçelim. Evet, şimdi geldik oyun testlerimize. Valorant ile ilk testimize başlıyoruz. Hemen sol üstte işlemcimizin ve ekran kartımızın sıcaklıklarını ve kullanım oranlarını görebilirsiniz. Yine RAM'imizin de kullanım oranını görüyorsunuz. En altta da FPS'imizi görüyor olacaksınız. Hemen bir vandal çekelim ve başlayalım. Şu an ısınma turu devam ediyor. Bu arada kulağımda kulaklık yok. Kötü oynarsam ondan yani, haberiniz olsun. Bir de hiç alışmadım. Hemen daha yeni girdik. Bak, arkada da görüyor musun? Yoksa ayakta. Kamil o kadar süre vuramadı. O neyi bekliyor orada? Bu da az önce öldürdüğümüz jet değil miydi? Fenayım he. Ah be, nazar ettiniz abi. Evet, bu arada ekran kartımız 59 derecede bayağı serin çalışıyor. İşlemcimiz de 74-75 derecelerde. Yine RAM kullanımımız 6 GB. Ve baktığımız zaman 220-240 bazen 270 civarında FPS'lerde alıyoruz. Valorant testimiz bu şekildeydi. Gelin sıradaki testimize devam edelim. Evet, şimdi de geldik GTA 5 testimize. Ben bu sistemden önce Instagram'da bir story atmıştım. Orada en çok GTA 5'i istemiştiniz. Şu anda o testi yapacağız. Gördüğünüz gibi ayarlarımız en yüksekte. Hepsi very high'da. En yüksek ayarlarda GTA 5 testimizi yapıyor olacağız. Hemen şöyle bir çıkalım dışarıya. Bir araç alalım, bir şeyler yapalım, bakalım. Evet, şimdilik gördüğünüz gibi GPU'muz 57 derecede ve %100 neredeyse kullanılıyor. Zaten o şekilde olması lazım. CPU'ya baktığınız zaman da 78-79 derece civarlarında dolaşıyor. Ve kullanım oranı da %30-25 civarlarında. Ben hemen bir ses kısacağım biraz. RAM kullanımımıza baktığınız zaman da yine 6 GB'lık bir RAM'imiz olduğunu görüyoruz. Ve 104-105, 100 FPS'ler, 90 FPS'lerde dolaşıyor. Hemen şöyle bir burada biraz. Gördüğünüz gibi GPU sıcaklığımız 66 derecede, işlemci sıcaklığımız 76 derecede.
Ve yine 9 GB civarında da RAM kullanıyoruz. FPS'imiz de 35-40 FPS'lerde dolaşıyor. Cyberpunk testimiz bu şekildeydi. Orta ayarlarda 40 FPS civarında aldık. Yine düşük ayarlarda da 60 FPS'lerde oynuyoruz bu oyunumuzu. Oyun testlerimiz bu şekildeydi. Evet, şimdi sistemimizin oyun testlerine de baktık. Bu sistemimizi şu anda satın almaya kalktığınızda Oyunkolik üzerinden 6899 TL'ye satın alabiliyorsunuz. Piyasaya göre gerçekten iyi bir rakam olduğunu söyleyebilirim. Videonun başında söylediğim gibi bu sistemde 1750 TL'lik bir indirim bulunuyor. Siz bu sistemi tek tek dışarıda toplamaya kalksaydınız vereceğiniz para toplamda 8650 TL civarında olacaktı. Dediğim gibi bu sistemde 1750 TL'lik bir indirim bulunuyor. Yani işlemciyi bedavaya getirmiş oluyorsunuz. Ben sistem için gerekli linkleri açıklamaya bıraktım. Oraya tıklayarak sistemi satın alabilir veya inceleyebilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz de aşağıdan bir saniyenizi ayırarak abone olabilirsiniz. Sistem videoları için, inceleme videoları için bana desteğinizi göstermek isterseniz de yorum yapıp bunu bana belli edebilirsiniz. Çekilişe de katılmayı unutmayın diyelim. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşene dek hoşça kalın. Bye bye.